Arkadaşlar merhaba. Bugün kullandığım modları tanıtmak istiyorum. Bazı arkadaşlar da soruyorlar bazı modları nereden temin edebileceklerini. Bu modları hem tanıtıp hem de linklerini video açıklamasında vereceğim. Hoşunuza giden modlar olursa bunları kullanabilirsiniz. Şimdi harita modları ve ProMods'un trailer ve şirket paketini geçiyorum. Onları zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Harita kombinasyonlarından özellikle. Burada ilk modumuz arkadaşlar. Bu Real Hot Parking denen bir mod. Bu mod daha önce bir video hazırladım zaten bununla ilgili. Bu yeni sürümü bu modun. Bu yeni sürümde de eski sürümde olduğu gibi oldukça zorlaştırılmış park alanları var. Bu park alanlarında çeşitli dorseler, trailerler uygunsuz yerlere park etmiş oluyorlar. Bu durumda da tabii sizin yük alacağınız ya da indireceğiniz yere yanaşmanız için epeyce manevra yapmanız gerekiyor. Tırcıların hayatının kolay olmadığını zaten biliyor olmanız lazım. Her yerde de böyle kolayca yanaşabileceğiniz yük boşaltma yerleri olmayacağına göre bu bana biraz daha gerçekçi geliyor bu tür modlar. O yüzden bunu kullanıyorum. Seven arkadaşlar, beğenen arkadaşlar kullanabilirler. Arkadaşlar bu Big Garage dediğim mod 1.28 ETS2'nin 1.28 sürümünden beri başarıyla çalışan bir mod. Bu şirket garajlarına bir tabela ekliyor. Bu tabelayı da siz kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani kendi şirketinizin tabelasını kaplama olarak ekleyebiliyorsunuz. Bu Wolf Garage Brown denen de kahverengi bir şirket tabelası ekliyor. Bunu ben kamyonlarda ve dorselerde kullandığım renge uygun olsun diye böyle yaptım. Bunun işte mavisini yaptım, yeşilini yaptım. Bazı profillerde farklı renkler kullanıyorum. Bu mod, bu Big Garage'a şirket tabelasını ekleyen bir mod. Daha doğrusu Big Garage şirket tabelası ekliyor bu garajlara. Benim hazırladığım mod da bu şirket tabelasına benim şirketimin logosunu ve ismini basıyor. Jazzcat'in paketlerini herhalde tanımayan yoktur arkadaşlar. Bu bir tanesi boyanmış kamyonlar trafik paketi, bir tanesi de trailer trafik paketi. Bu oyuna birçok kamyon ve dorse ekleyen iki tane mod bunlar. Dolayısıyla oyundaki tek düzeliği ortadan kaldırıyor bu modlar. Bu modları severek kullanıyorum ama hep de güncel sürümlerini kullanmıyorum. Genellikle 1-2 sürüm öncesi oluyor. Eğer yeni bir ETS sürümüne geçip de bunları değiştirmek zorunda kalmazsam eski 1-2 sürüm eski olanları kullanıyorum genellikle. Her seferinde yenilemiyorum yani onu söyleyeyim. Çünkü yeteri kadar kamyon ve trailer var trafikte bunlar sayesinde. Ama bunların bir problemi var. Burada kamyonların trafikte yapacakları hız maksimum olarak ayarlanmış. Dolayısıyla yüklü yüksüz fark etmeden, düz yol ya da rampa fark etmeden yapabilecekleri maksimum hızla gidiyorlar. Örneğin siz yüklü bir kamyonla rampayı çıkarken hızınız düşerken bu kamyonlar yanınızdan geçip gidiyorlar. Bu da çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü kamyonların motor güçleri, taşıdıkları yükler, sürücünün alışkanlıkları kamyonların trafikte farklı hızlarla seyretmesini gerektiriyor. İşte bunu simüle edebilmek için ben iki tane mod hazırladım. Bunlardan bir tanesi şu PT yazan bu Painted Truck Traffic Pack için. Bu da Trailer Trafik paketi için iki tane mod. Bu modlarda arkadaşlar bu paketlerde yer alan kamyonların taşıdıkları yüke, kamyonun kendi ağırlığına bağlı olarak bir de motor gücüne bağlı olarak kamyonların trafikte farklı hızlarla seyretmesini sağlıyor. Bu kısmen gerçek trafiği simüle etmek için hazırladığım
İki tane mod bunlar. Bunları bu Jazzcat'in paketlerinin üzerine yerleştirdiğinizde bu paketlerdeki kamyonlar trafikte farklı hızlarla seyretmeye başlarlar. Böylece biraz daha gerçekçi hale geliyor iş. O yüzden kullanıyorum. Beğenen arkadaşlar kullanabilirler bunları da. Bus Traffic Pack yine Jazzcat'in bir paketi arkadaşlar. Bunu da otobüsler ekliyor trafiğe. Bu yapay zeka trafik pakette minibüs, otomobil gibi araçlar ekliyor trafiğe. Bu klasik araç paketi nostaljik araçlar ekliyor trafiğe. Bu nostaljik araçlar normalde bu modu eklediğiniz zaman biraz fazla sayıda görünüyor trafikte. Onun olmaması için şu Love yazan paketi bu Base'in üzerine koymanız gerekiyor ki bu trafikte görünecek bu nostaljik arabaların sayısını düşürmeye yarıyor. Bu da tabii daha gerçekçi oluyor çünkü trafikte peş peşe 2-3 tane Volkswagen'i görmek her zaman olası bir şey değil. Arkadaşlar bu benim kendim için hazırladığım ve ETS2'nin standart dorselerini gerçek şirketlere çeviren bir dorse paketi. Bunu bütün bunların üzerinde kullanıyorum. Bu benim kendi hazırladığım dorselerde trafikte görünsünler diye. Bunlar aynı zamanda yük alacağınız şirketlerde de zaman zaman çıkıyor. Tabii çok seyrek oluyor bu. Öyle olmasını istediğim için. Bunu da kullanmak isteyenler kullanabilirler. Özenle hazırladım bu pakette. Yani bütün bu şeyler hepsi tek tek gerçek şirketler internet üzerinden araştırılarak bulunmuş şirketler. O yüzden hiç hayali bir şirket yok bunların içinde. Arkadaş bu Trilex Rims denen paket bir jant paketi. Aslında jant paket demeyelim. Tek tip jant var. Bir boyanabilir olan, bir de standart boyalı olanı var bunların. Bu jantları eski oyuncular, yani benim gibi yaşı biraz ilerlemiş olan oyuncular hatırlayacaklardır. Eski kamyonlarda sıklıkla gördüğümüz jant tipi bu. Bu jantlar tüples lastikler çıkmadan önce kamyonlarda kullanılan şamyelli lastiklerde kullanılan jantlardı bunlar. Eskiden dediğim gibi tüples lastikler yoktu kamyonlarda. Tabii jantlar da buna bağlı olarak lastiklerin takılabilmesi için biraz daha kolay yapılıyordu. Bunlar için herhangi bir bu jantları söküp lastikleri çıkartıp takmak için herhangi bir aparata ihtiyaç yok. Sadece bir levye ile bu jantları söküp takabiliyordunuz. Eskiden bunlar kullanılıyordu. Şimdi bu lastikler bir şamyel. Bu şamyelin jantla ilişkisini kesen kolon dediğimiz daha sert lastikten yapılmış bir lastik parçası, bir çember şeklinde bir lastik parçası, kolon. Onun üzerine dış lastik geliyordu. Bu jantlar 3 parçalı. 3 tane parça iç içe getirilir. Onları kenetleyecek bir de çember vardır. Çelik çember. Kilit yayı deniyor buna. Bu kilit yayı da takılarak bu jantın 3 parçasının bir arada durması sağlanırdı. Lastik takıldıktan sonra. Sonra lastik şişirilir ve kullanılırdı. Tabii o günden bugüne çok zaman geçti. Şimdi tüples lastikler çıktıktan sonra buna uygun jantlar üretildi. Şu anda ETS2'de ve ATS'de kamyonlarda standart olarak bulunan jantlar bu tüples lastikler için arkadaşlar. Ama bu eski jantlar, yani şu anda size tanıttığım bu Trilex Rims modundaki jantlar kamyona daha güçlü bir hava veriyor. Belki de ben eskiden kamyonları, yani çocukluk çağımdan beri kamyonları çok sevdiğim için, onları çok güçlü makineler olarak gördüğüm için belki de bana öyle geliyor. Yani o günlerdeki göz aşinalığından dolayı bu jantlar bana çok güçlü görünüyormuş gibi geliyor. Bu jantlardan evvel ben Mack kamyon kullanıyordum. Onun jantlarını kullanmak için. Fakat o jantlarda
Standart lastikler kullanılamıyordu. Cantla beraber gelen lastikleri kullanmak durumundaydınız. O yüzden onu sevmiyordum. Bu cantlara standart lastikleri takabiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça güzel bir görünüm sağlıyor bu arabaya ve oldukça da güçlü görünüyor. O yüzden bunu seviyorum arkadaşlar. Kullanmak isteyenler kullanabilir. Bu artı 18 yükleme ekranı Arayaz tarafından hazırlanan bir ekran, bir mod bu. Bunda bir takım yükleme ekranları var. Bu ekranları zaten modun tanıtım görselinde görünce anlarsınız ne olduğunu. Ben güzele bakmanın sevap olduğu varsayımıyla arada bir hiç olmazsa sevaba girebilmek için bunu da burada bulunduruyorum. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi bu Wolf yeniden boyanabilir kamyon paketi. Bu paket arkadaşlar benim kendi hazırladığım bir paket. Kendi şirketimin Wolf Inç isimli şirketin hem dorselerde hem kamyonlarda olması için kullandığım bir paket. Bunları istediğiniz boyanabilir bir paket bu. İster kahverengi, ister siyah, ister mavi, ister yeşil hangi renk isterseniz yapabilirsiniz. Bununla hem dorsellerdeki kaplamaları değiştiriyorum, hem kamyondaki kaplamaları değiştiriyorum. Garajı az önce zaten söylemiştim. Dolayısıyla kamyonum, dorsellerim, garajım aynı şirket tabelasıyla, aynı amblem ve logolarla donatılmış oluyor bu modun sayesinde. Bu yine boyanabilir bir paket ama Kron DLC'si için hazırladım bunu. Kron dorseller için. Bu da ayrıca Kron dorselleri yine özelleştirmek için, yani kendi şirket amblemim ve renklerimle özelleştirmek için hazırladığım bir şey. Gelelim en sevdiğim moda. Arkadaşlar bu mod ne yazık ki artık geliştirilmiyor. Pendragon isimli bir arkadaşın hazırladığı, Ohaha Volvo'nun modifiye edilmesiyle hazırladığı bir mod bu. Volvo'ya çok değişik özellikler, kişiselleştirilebilir özellikler katan bir mod. Bu modu ve bu Volvo'yu çok seviyorum. Bunu eskiden beri kullanıyordum fakat bir ara bununla ilgili sorun yaşadım. O sorun da Volvo satıcısına girdiğinde oyunun çökmesi sorunuydu. Bunu bir müddet kullanamadım bu nedenle. Neden olduğunu da anlayamadım. Çünkü yeni kurduğum bir profilde bu sıkıntı çıkartmadan çalışıyor. Eski profilde çalışmıyordu. Sonra fark ettim ki kullandığım bir fizik modu sebep oluyor bu çökmelere. Fizik modunu kaldırınca çökmeden çalışıyordu bu Volvo mod. Onu da biraz araştırınca bu Volvo'nun kullandığı dingillerin buna sebep olduğunu fark ettim. Sonra bununla ilgili bir mod yaptım. Az sonra onu da tanıtacağım. Fizik moduyla beraber kullanıldığında artık bu Volvo satıcısına girdiğinde çökmeden kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu Volvo'yu da artık vazgeçilmez olarak kullanıyorum. Umarım 1.35 ya da bundan sonraki sürümlerde de sorun çıkartmadan çalışır. Çünkü yani Volvo böyle bir çalışmayı gerçekten hak ediyor. Arkadaşlar bu Ride aracın sağ penceresinden arkaya bakmayı sağlayan bir mod. Modu da ben hazırladım. Bu Ohaha'nın bir forumda bahsettiği, verdiği ipuçlarından yola çıkarak hazırladım bunu. Bunu Dorsey'i park ederken, özellikle böyle çok karmaşık yerlerde park ederken sağ camdan arkaya bakmak gerektiğinde bakabilmek için kullanıyorum. Bunu dış kamerayı kullanmak zorunda kalmayayım diye. Benim kamyonlarda genellikle seyahatlerde görürsünüz ya İlhami vardır ya Melisa vardır. Bunlar yardımcı şoförler benim. Onları hep sağ koltukta taşıyorum. Bu kamerayı kullanırken de onların kafayı camdan çıkartıp işte bana gel gel hop ez dononi diyecekleri bir yardımcı olarak düşünüyorum. Bunda da sağ camdan bakarken onların baktığını varsayıyorum. Oldukça kullanışlı olduğunu düşünüyorum bu modun. Bunun ATS için olanını da hazırladım. Parklarda oldukça yararlı oluyor. Kullanmak isteyen arkadaşlar için link yine açıklamada olacak bunun. Bu ekstra kilometre dediğimiz foto modu var. ETS2'nin fotoğraf çekme modu. O fotoğraf çekme modunda araçtan olabildiğince uzaklaşmamızı sağlayan bir mod bu.
Bunun sayesinde özellikle çok güzel manzaralar varsa etrafta, o manzaranın içinde kamyonu uzak mesafelerden çekebilirsiniz fotoğrafına. Sisley Megapack bu kabin aksesuar paketi, bunu zaten herhalde bilmeyen yoktur. Onlarca aksesuar ekliyor kamyonlara. Tabi siz eklerseniz seçenek olarak ekliyor. Siz de onları kabinlerinizde, kamyon kabinlerinizde kullanabiliyorsunuz. Birçok kamyon bunu destekliyor. SCS'nin varsayılan kamyonları zaten destekliyor ama bazı kamyon modları da bunları destekliyor. Dolayısıyla bu kamyonunuzu biraz daha süsleyip güzel hale getirmeniz için kullanabileceğiniz bir aksesuar paketi. Benim ilhamiyle Melisa da bu paketin içinde yer alıyor zaten. Bu ikinci kamerayı araçtan olduğunca uzaklaştırabilen bir mod arkadaşlar. Az önceki fotoğraf modundaki işlemin aynısını yapıyor ama bununla farklı olarak video çekimi de yapabiliyorsunuz. Az öncekinde sadece fotoğraf çekimi yapabiliyordunuz. Bunda dilerseniz video çekimi sırasında da araçtan sonsuz mesafede uzaklaşabiliyorsunuz. Tabii sonsuz mesafede uzaklaşmak çok mantıklı değil. Çünkü buradaki haritalar belli görüş mesafesine göre ayarlandığı için çok siyah alanlar ortaya çıkıyor çok fazla uzaklaştığınız zaman, ama yine de kamyonu gözden kaybetmeyecek kadar uzaklaşıp kamyonunuzu izleyebilir ya da videosunu çekebilirsiniz bunun sayesinde. Bu uyku süresini, şoförlerin uyku süresini 3 saatte kısıtlayan bir mod. Yani uykuya girdiğinizde 3 saat uyuyup uyanıyorsunuz bununla. Eğer daha fazla dinlenmek isterseniz bir 3 saat daha dinlenebilirsiniz. Ama sonuç olarak 3 saat dinlendiğinizde 8 saat dinlenmiş gibi kamyon sürücüsü yorulma belirtisi göstermeden gitmesi gereken mesafeyi gidiyor. Bu özellikle hızlı yük teslim etmeniz gereken acil teslimatlarda çok işe yarayan bir mod. Kullanabilirsiniz bunda. Evet, benim yine vazgeçemediğim modlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Real Tires mod, Galimim tarafından hazırlanmış bir mod. Gerçek kamyon lastiklerini bulabileceğiniz bir mod bu. Bu gerçekten şu ana kadar hazırlanmış en kaliteli, en gerçekçi kamyon lastiği modu. Bu da aynı arkadaş tarafından hazırlanan ama trailerlerde kullanabileceğiniz lastikleri içeren bir mod. Yine gerçek lastik markaları var bunda da. Trailerler için kullanabilirsiniz buradaki lastikleri de. Her ikisi de çok güzel. Bunları kesinlikle kullanmanızı öneririm. Bu Volvo iç mekanda bir takım değişiklikler gerekiyordu. Volvo'nun içindeki o sarı renk sinir bozucu bir şeydi. O yüzden FH16'yı kullanıyordum. Bu sarı renk yüzünden bu 2012 modelini kullanmıyordum daha çok. Fakat bir zaman sonra bunu değiştirmek gerektiğini düşündüm. Bu kamyonu da kullanabilmek için. Kendim bir tane mod hazırladım. Bu iç kaplamaları değiştirdim. Deve tüyü rengi böyle oldukça dinlendirici bir renk olabileceğini düşünerek böyle bir iç mekan hazırladım. Bu aynı zamanda Pendragon Volvo'da da başka Volvo 3. seri başka Volvo'larda da çalışıyor. Standart SCS'nin Volvo'sunda da çalışıyor. İç mekandaki renkleri değiştiriyor. Belki beğenirseniz diye bunun da linki olacak eğer kullanmak isterseniz. Volvo sevenler için özellikle. Bu yine vazgeçmediğim bir mod arkadaşlar. Buffalo Lojistik tarafından hazırlanmış bir sürücü skini bu. Kamyon sürücüsünü, SCS'nin standart kamyon sürücüsünü değiştiriyor bu. Aynı zamanda animasyonlu, yani kamyon sürücüsünü direksiyon çevirirken yaptığı animasyonlar bu modda da var. Ben bunda bir iki küçük değişiklik yaptım. Bu Amerikan tipi yakada işte göğüste bulunan şu madalyalar metal parçaları falan çıkarttım bundan. Bu yaşlı adamı kullanıyorum sürücü olarak. Bu gerçekçi far paterni. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Farlarınız, özellikle kısa farlar belli bir mesafede aydınlatma yapıyor. Biraz daha gerçekçi olması için bu far ayarlarının değiştirilmiş haliyle kullanabiliyorsunuz modu etkinleştirdiğiniz zaman.
Ben biraz gerçekçi bulduğum için bunu kullanıyorum. Bir denersiniz. Eğer beğenirseniz siz de kullanabilirsiniz. Bu bütün kamyonlarda geçerli. Bu mod bütün kamyonlarda işe yarıyor. Bu radar dedektör radar bulunan noktalarda bir uyarı sinyali veriyor. Aslında normalde araçlarda bu tür cihazları kullanmak yasak, suç teşkil ediyor ama biz gerçek hayatta değiliz. Özellikle trafik cezası açık oynamayı seven arkadaşlar için bu kullanılabilir bir mod. Radar bulunan bölgeye yaklaştığınızda sinyal vermeye başlıyor. Radar alanından çıktıktan sonra da sinyaller kesiliyor. Ama unutmayın bu trafik polisi arabalarını fark etmiyor. O yüzden trafik polisi geldiğinde şansınız olmuyor. Onu hemen söyleyeyim. Bu GPS test ekranın en üst kısmına bir şerit olarak taşıyor. Bu bana sıklıkla soruluyor hangi mod olduğu bunun. Bilgilerin bulunduğu ekran kalkıyor F3 ile kullandığımız ekran kalkıyor. Bu normal ekranın en üstünde bir sıra şerit olarak görünüyor. Ve aynı zamanda sanal aynalar var. F2 ile çalıştırdığımız bu sanal aynaları kullanan varsa o aynaları da küçültüyor. Bir de bu GPS'i oldukça küçülterek ekranın üstüne taşıyor. Çok kullanışlı bir mod. Ben bunu seviyorum ve sürekli kullanıyorum. Kullanmak isteyenler için bu Steam'den indirilmiş bir mod. Bunun hem Steam sürümünü hem de indirebileceğiniz sürümü için linkleri bulacaksınız video açıklamasında. Bu Google Map Navigasyon Snagit Baba denen bir arkadaş tarafından hazırlanmış. Oldukça güzel bir mod. Aynı zamanda bu haritaya bir takım bilgiler de ekliyor. Mesela işte uyuyabileceğiniz noktalar, benzin istasyonları vesaire gibi keşfedilmemiş, görünmemiş alanlardaki bilgileri de haritaya ekliyor. Böylece mesela benzin istasyonundan ne kadar mesafe kaldığını, uyumanız gereken alana ne kadar mesafe kaldığını kolayca kestirebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir mod bu. Bunun iki tipi var. Bir night versiyon, bir de yani bir gece versiyonu, bir gündüz versiyonu. Ben gece versiyonunu kullanıyorum bunun. Yani zemini siyah olanı kullanıyorum. Bu gündüz ve gece versiyonlarının da iki ayrı versiyonu var. Bir tanesi ProMods'la kullanabileceğiniz bir versiyon. Diğeri de standart haritayla kullanabileceğiniz. ProMods için olan da ProMods'u kullanırken bu ProMods için olanı kullanacaksınız. Arkadaşlar bu yine kendim için hazırladığım bir fizik modu vardı. Daha önce birkaç tane yayınlamıştım bu fizik modunun birkaç versiyonunu. Bu sürümü henüz yayınlamadım. Bu en son 1.34 sürümünde çalışan hala ufak tefek değişiklikler yapmakta olduğum bir fizik modu. Ben bu modları kendim için hazırladığımdan genellikle benim keyfime, benim beklentilerime, benim gerçeklik algılarıma göre hazırlanmış modlar bunlar. Bu fizik modu da öyle bir mod. Böyle çok sallanmayan, hareket etmeyen kamyon şoför mahalleri bana gerçekçi gelmiyor. Mesela bir aksesuar takıyorsunuz camın üstüne işte sallanan bir şey. Deli gibi sallanıyor ama şoför hiç sallanmıyor mesela. Şimdi bu hiç normal değil. Zaten virajlara girip çıkarken de kafanızı bir Hint horozu gibi bulunduğu noktada, uzayda bulunduğu noktada tutma şansınız yok. İster istemez görüş alanınızda ufak tefek değişiklikler olacaktır. Bu fizik modunun da amacı budur. Ufak tefek görüş alanında değişiklikler yaratarak sanki bir gerçek bir kamyonun içinde seyahat ediyormuş hissini uyandırmak için hazırlanmış bir modlu. Bunun da linkini veririm. İndirmek isteyen olursa, daha doğrusu bunu zaten paylaşmadım. Henüz herhangi bir yere yüklemedim ama yüklerim onun da linkini veririm kullanmak isteyen arkadaşlar için. Bu Pendragon Volvo FH16 Dialer Fix yani bu Volvo satıcı fix dosyası. Az önce bahsettiğim Pendragon Volvo'dan bahsederken
satıcıya girdiğinizde oyunun çökmesiyle ilgili bir sorundan bahsetmiştim. Bu sorunu gidermek için hazırladığım bir mod bu. Fizik modunun hemen üstünde yer alması gerekiyor. Başka fizik modlarıyla da kullanabilirsiniz. İlle benim fizik modumla kullanmak zorunda değilsiniz ama buradaki şasiler, yani bu moddaki şasiler benim fizik moduma göre ayarlanmış olduğu için sizin kullanacağınız bir fizik modunda kamyon beklenen tavırları sergilemeyebilir yolculuk sırasında. Yani normal kamyonlarda karşılaşacağınız tepkilerle karşılaşmayabilirsiniz. Onu hemen baştan belirteyim. Arkadaşlar, bu da yine benim hazırladığım başka bir mod. Bu modda dış seslerin kamyonun içinden duyulmasını sağlamak için kullanıyorum bu modu. Bu aynı zamanda retarder sesi biraz artırılmış bunda. Bazı mesela silecek sesi gibi bazı sesler artırılmış ve dışarıdaki trafik sesleri, gelip geçen araçların seslerinin şoför mahallinden duyulmasını sağlayan bir mod. Burada herhangi bir ses dosyası falan yok. Yani oyunun oynanması sırasında herhangi bir dosya yüklenmesi gerekmiyor. Bu standart SCS'nin içinde var olan, zaten çalmakta oynamakta olan sesleri güçlendiriyor sadece. Dolayısıyla oyunun hızına, FPS'ye vesaireye herhangi bir etkisi yoktur bunun. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama bunun alternatifi olan birçok ses modu var bulabileceğiniz. Araç seslerini, kamyon seslerini değiştiren modlar var. Yani tercih meselesi olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Belki de kendi kullandığım için, kendi yaptığım şeyi daha fazla sevdiğim için bilmiyorum. Ama linkini de vereceğim bunun. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz ya da test edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, kullandığım modlar bunlarla sınırlı değil. Başka modlar da var. Onlarla ilgili de bir video hazırlarım. Bir de bu modların aslında teker teker tanıtımlarını yapmak gerekiyor ama bunlara da üşeniyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ben burada sadece modların ne işe yaradıklarını göstermek istedim. Bir de böyle birçok şey için özel video yapmak bana çok anlamlı gelmiyor. Yani örneğin işte şu GPS test benim çok sevdiğim bir mod. Şimdi bunun için bir tane video yapmaya kalksanız bir GPS testi göstereceksiniz. Al, yukarıda bilgiler var. İşte burada aynalar var. Burada da GPS var. Bitti kardeşim. Yani 2 dakikalık bir şey için 10 dakikalık video hazırlayıp da yüklemeni pek anlamlı bulmuyorum. Bu yüzden bunlar için teker teker videoyu yapmayı düşünmedim. Burada benim mod ekranında göreceksiniz. Birçok mod var burada. Bunların çoğunu kullanmıyorum. Yani mesela burada kullanmıyorum derken arkadaşlar, şunu hemen şey yapayım. Şu Macar haritası. Yani bu gerçekten harika bir harita. Bununla ilgili bir videom var zaten. Yani bu mükemmel bir harita arkadaşlar. Bunu denemenizi kesinlikle öneririm. Bunu görmüşken söyleyeyim dedim. Ama buradaki modların büyük bir kısmını kullanmıyorum. Bazılarını farklı profillerde kullanıyorum. Bunların içinde yine dikkate değer olanlar için ayrı bir video daha hazırlarım. Onu da izlerseniz oradaki modların da ne işe yaradığını görmüş olursunuz. Arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.